Sevgili gençler merhaba. Bugün vektörler konusunun ikinci kısmını göreceğiz. Paralel kenar yöntemi. Burada daha önceki videomuzda da görmüştük. Vektörleri uç uca eklemek yöntemiyle vektörlerin bileşkesini hesaplayabiliyorduk. Şimdi bileşkesinin yönünü ve doğrultusunu uç uca ekleme yöntemiyle hesapladıktan sonra bunun büyüklüğünü nasıl hesaplayacağız? Şimdi asıl konumuz bir bileşke vektörün büyüklüğü ya da bir toplam vektörün büyüklüğü nasıl hesaplanır? Onun üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Sevgili gençler, biz bu yönteme paralel kenar yöntemi diyoruz. Paralel kenar yöntemiyle vektörlerin bileşkesini bulunurken şuna dikkat edeceğiz. Burada bir örnek üzerinde gidelim. K ve L vektörleri verilmiş. K ve L vektörlerinin bileşkesi olan R vektörünü büyüklüğünü bulmak için K ve L vektörlerinin başlangıç noktasını bu şekilde üst üste getiririz. Şu K vektörü değerli arkadaşlar, şu L vektörü bunun başlangıç noktasını üst üste getirdim. Bu başlangıç noktası bu burada üst üste geldi. İkinci aşama bunu paralel kenara tamamlamak. Yani paralel kenara biliyorsunuz paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. O zaman L'nin paralelini göstereceğim. L'nin paralelini gösteriyorum arkadaşlar. Şunu alacağım. L'nin paraleli bu. Daha sonra K'nın paralelini gösteriyorum. K'nın paraleli bu. Benim toplam vektörüm de başlangıç noktası köşegene birleştiren vektör oluyor. Bu benim toplam R vektörüm. O zaman R vektörümü şu şekilde yazabilirim. R vektörü eşittir. K vektörü artı L vektörü şeklinde. Şimdi bunun büyüklüğünü bulmak için de kosinüs teoremini kullanacağım. Şuranın açısına teta diyorum. Teta'ya dikkat ederseniz değerli arkadaşlar. K ile L'nin doğrultusu arasındaki açı buradaki teta açısı. Şimdi o zaman kosinüs teoremini kullanırsam kosinüs teoremi şu. R vektörü ile R vektörünün çarpımı benim R vektörümün büyüklüğünü verecek. Bu R kare olacak. O zaman şu K vektörü artı L vektörüydü. R ile R'yi çarpmak, bunun karesini almak demektir. O da eşittir R kare dediğimizde bu K'nın büyüklüğünün karesi şu artı L'nin büyüklüğünün karesi artı K vektörüyle L vektörünün nokta çarpımı eşittir R kare değerli arkadaşlar. Bir daha düzenliyorum. K vektörünün karesi artı L vektörünün karesi artı 2 çarpı K'nın büyüklüğü çarpı L'nin büyüklüğü çarpı
K vektörü ile L vektörü arasındaki açının kosinüsü. Bakın burada açıyı alfa olarak vermiş. Şurada. O zaman iki doğrultu arasındaki açının kosinüsünü alıyorum. Bu da bana bileşke vektörümü karesini verecek. O zaman biz buna kosinüs teoremi diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bileşke vektörün L vektörüyle yapmış olduğu açı R açısı. Bileşke vektörün K vektörüyle yapmış olduğu açı İ açısı. Şimdi hangi vektör büyükse bileşke vektör o vektöre daha yakın olacak. Burada eğer K vektörümüzün büyüklüğü L vektörümüzün büyüklüğüne eşitse o zaman İ açısı R açısına eşit olacak. Yani iki eşit vektörün bileşkesi vektörlerle eşit açı yapar. Eğer K vektörü L vektöründen daha büyükse o zaman bileşke K'ya daha yakın olacak. Yani İ açısı daha küçük olacak. Eğer L vektörünün büyüklüğü K vektörünün büyüklüğünden fazlaysa o zaman bileşke vektör L'ye daha yakın olacak. Şimdi değerli arkadaşlar, eşit büyüklükteki iki vektör arasındaki açıya bağlı olarak bileşke vektör belirli değerler alır. Burada F1 bir vektör, F2 bir vektör, F1 ve F2 vektörlerin bileşkesi R. Eğer F1'in büyüklüğü F2'nin büyüklüğüne eşit ve bunu da F olarak alırsak bileşkeyi şöyle bulabiliriz. Şimdi iki eşit vektör F1 vektörün büyüklüğü F2 vektörünün büyüklüğüne eşit. Ona da F dersek bu iki vektörün bileşkesini şu şekilde alabiliriz. R eşittir 2F çarpı kosinüs alfa bölü 2 alabiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi bu kısa ifade şu uzun ifadenin kısaltılmışıdır. Buna normalde F1 kare yerine F kare yazacağım. Çünkü büyüklüğü F'ti. F2 kare yerine gene F kare alacağım. Artı 2 F çarpı F diyeceğim. Çarpı kosinüs alfa diyeceğim. Dolayısıyla burada R kareyi 2 F kare parantezine alırsam değerli arkadaşlar 1 artı kosinüs alfa verir. Burası da yarım açı formüllerinde kullanırsam 2 kosinüs alfa bölü 2 yapar. Dolayısıyla 2 kosinüs alfa bölü 2'yi buraya yazdığım zaman ve kare kökünü aldığımda şu ifadeyi bulmuş olacağım. O zaman iki eşit vektörün bileşkesini bulurken şu uzun ifade yerine şu kısa ifadeyi kullanabiliriz. Şimdi burada şu sorunu bazı öğrenci kardeşlerimiz karıştırabiliyor. Acaba bu alfa açısı hangi açı? Şimdi biz K ve L vektörlerini şöyle vermiştik değerli arkadaşlar. Şimdi bizim K vektörüyle L vektörümüz şuydu. Şu şekilde de alabiliriz bakın arkadaşlar. Mesela K ve L vektörleri şu şekilde verilseydi iki şekilde yazıyorum K ve L vektörünü. Birisi bu. Birisi de bu. Diğer iki şekil K vektörü bu. L vektörü bu. Şimdi şu alfa açısı burada şu. Çünkü alfa açısı İki vektörün başlangıç noktası çakıştırıldığında iki doğrultu arasındaki açıydı. Ama şimdi bu iki vektörün başlangıç noktası çakışmıyor arkadaşlar. Birisinin bitiş, öbürünün başlangıç noktası. O zaman biz şu iki vektörü şöyle düşünmek zorundayız değerli arkadaşlar. A vektörünü aldım. L vektörünü mecburen böyle almak zorundayım. O zaman benim alfa açım burası olacak.
Benim alfa açı burası olacak bakın. Alfa açısını burası alacağım. Yani burası alfa değil. Şu açı 180 eksi alfadır. Benim formülde, kosinüs formülünde alacağım açı burası olacak. Bu açı tespit ederken iki vektörün başlangıç noktasının çakıştığından emin olun değerli arkadaşlar. Şimdi eğer iki vektör aynı doğrultu ve yönde ise, mesela burada F1 ve F2'nin tanımlanmış iki vektör olduğunu söylemiştik ve bunların büyüklükleri birbirine eşitti. Eğer alfa açısı burada sıfırsa bu iki vektörün yönü ve doğrultusu aynı demektir. Dolayısıyla o zaman bizim bileşkemiz 2F'e eşit olacak. Kısa yoldan onu gösterirsem, kısa yoldan şunu yazmıştık bakın. 2F çarpı kosinüs 0 bölü 2 diyeceğim. Kosinüs burası 0 yapar, burası 1'e gidiyor değerli arkadaşlar. Dikkat edin, bizim bileşkemiz 2F'e eşit oldu bakın. O zaman bizim bileşkemizin en büyük değeri, maksimum değeri, bu iki vektörün aynı yönde olması durumunda ortaya çıkar. Şimdi ikinci koşul, eğer iki vektör arasındaki açı, başlangıç açıları 60 derece ise, o zaman gene kısa yolu kullanıyorum. 2F çarpı kosinüs 60 bölü 2 kosinüs 30 yapar. Değerli arkadaşlar, kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Şu 2 ile 2 birbirini götürür. Sonuç F kök 3 yapar. Demek ki eşit iki vektör arasındaki açı 60 derece ise bunun bileşkesi vektörün büyüklüğünün kök 3 katına eşit olacak. Değerli arkadaşlar, bu 90 derece ise gene eşit iki vektör olduğu için 2F çarpı kosinüs 90 eksi 2, özür dilerim, 90 bölü 2, o da 45 yapar. Burası 1 bölü kök 2'dir ya da kök 2 bölü 2 alabilirim burada. 2, 2'yi götür, F kök 2 yapar. Demek ki iki vektör arasındaki açı 90 derece ise bileşke bunun kök 2 katına eşit olacak. 120 derece ise gene kosinüs 120 bölü 2'den 60 yapar. Kosinüs 61 bölü 2, o da F'in kendisine eşit olacak değerli arkadaşlar. 180 derece ise kosinüs 90 verir, o da 0 yapar. Bu da bizim bileşkemizin en küçük değerini oluşturur. O zaman bizim bileşkemiz 0'dan büyük ya da eşit olabilir. 2F'den küçük ya da eşit olabilir. O zaman bizim bileşkemizin girdiği aralık bu aralık olacak. Değerli arkadaşlar, kuvvetler arasındaki açı 90 derece olduğu durumda kosinüs 90 0 olduğu için bileşkemiz F1 kare artı F2 kare basit yapısına indirgene 1. Bu biliyorsunuz Pisagor teoremiydi. Mesela 3F ile 4F'e baktığımız zaman 5 veriyor Pisagor teoremine göre. 5 ile 12'ye baktığımız zaman burası 25, 144, 13 verir. Pisagor teoreminde bunu görebiliriz. Şimdi bileşke kuvvetin özelliklerine bakalım. Bileşke kuvvet, kuvvet bir vektör olduğu için vektörlerle ilgili özelliklerin hepsi kuvvetle de ilgilidir. İki kuvvet arasındaki açı büyüdükçe bileşke kuvvet küçülür. Bir örnek verelim mesela. Daha basit bir örnek olsun. Eşit iki vektör örneğini verelim. Şimdi K vektörü, L vektörü, K vektörü, L vektörü olsun. Şimdi burası 60 derece, burası da 120 derece olsun. Bizim büyüklüklerimiz de F ve F olacak. Büyüklüklerimiz F ve F olacak. O zaman şuna baktığım zaman R1'e bakıyorum. R1 eşitti 2 F çarpı kosinüs 60 bölü 2. Kosinüs 60 bölü 2 kosinüs 30 yapar. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Dolayısıyla F kök 3 yapar.
Şurası 120 derece, ona R2 derse 2F çarpı kosinüs 120 bölü 2 kosinüs 60. O da 1 bölü 2 yapardı. Dikkat ederseniz F'e düştü. O zaman kuvvetler arasındaki açı arttıkça bileşke değeri küçülüyor. İki kuvvetin bileşkesinin maksimum değeri toplamları kadar, minimum değerleri de farkları kadardı. Biz daha önce verdik mesela küçük 0 küçük R, o da küçük 2F demiştik. Küçük eşit. O zaman bizim bileşkemizin en büyük değeri 2F, en küçük değeri de 0'a eşit olacak. Bu minimum değer, öbürü de maksimum değer. 3 kuvvetin bileşkesinin maksimum değeri toplamları kadar olur. 3 kuvvetin bileşkesinin minimum değeri de 2 aşamada bulunur. Şimdi eğer gene burada bir örnek üzerinde götürelim. Gene K vektörümüz bu olsun. L vektörümüz bu olsun. C vektörümüz de bu olsun değerli arkadaşlar. Şimdi 3 tane vektör tanımlanmış. İşte buna A vektörü diyeyim. Buna B vektörü diyeyim. Buna da C vektörü diyeyim. Şunu arıyorum ben. R eşittir A vektörü artı B vektörü artı C vektörü. Şimdi eğer bu vektörler uç uca eklendiğinde kapalı bir alan oluşturuyorsa, bu kapalı bir alan oluşturuyorsa şu şekilde, dikkat edin, kapalı bir alan oluştu. O zaman bu vektörün toplamı 0 verecek değerli arkadaşlar. O zaman eğer 3 vektör üçgen eşitsizliğini sağlayabiliyorsa bu 3 vektörün minimum değeri 0. Maksimum değeri de 3 vektör aynı doğrultu ve yönde ise bunların toplamı kadar olacak. Bir örnek verelim mesela. A'nın büyüklüğü için A'yı 5 alalım. B'yi 4 alalım. Büyüklüğünü C'yi de 3 alalım. Bu bizim bildiğimiz 3, 4, 5 üçgeni. Eğer bizim vektörlerimizin büyüklüğü bunlarla orantılı ise o zaman bileşke vektörü bu bir üçgen oluşturuyor değerli arkadaşlar. Üçgen eşitsizliği şu. En büyük sayı alıyorum veyahut da en büyük sayıdan başlıyorum. 5 eğer diğer x'inin farkından büyük, diğer ikisinin toplamından da küçükse 4 artı 3 üçgen eşitsizliğini sağlıyor. 1 5'ten küçük, o da 7'den küçük. Bu sağlıyor. 4'ü alayım. 5 eksi 3 küçük 4 küçük 5 artı 2. 3'ü alayım. 5 eksi 4, onu da şuraya yazayım. 5 eksi 4 küçük 3 küçük 5 artı 4. Bu da üçgen eşitsizliğini sağlıyor. Üçgen eşitsizliğini sağlıyorsa o zaman bileşke vektörün toplam minimum değeri 0. Maksimum değeri de 3'ü aynı yönde olduğu zaman oluşur. 9, 12 elde edilebilir. Demek ki üçlü formatta verilen 3 tane vektörün bileşkesinin maksimum veyahut da minimum değerini bulurken üçgen eşitsizliğini sağlayıp sağlamadığı koşulunu dikkate alacağım. Sağlıyorsa minimum değer 0, sağlamıyorsa o zaman ikisinin farkı veyahut da toplamı arasında açının aldığı duruma göre değişmiş olacak. Bir cisim sabit bir hızla hareket ediyor ya da duruyorsa sistem dengededir. Etkeden bileşe kuvvet sıfırdır. Dengeleyici kuvvet bileşe kuvvete eşit büyüklükte olup ters yönlü bir kuvvet verecek. Bir uyarı yapalım burada değerli arkadaşlar. Aynı zamanda iki kuvvetin büyüklükleri toplamı üçüncü kuvvete eşit büyüklükte ise bu üç kuvvetin bileşkesinin minimum değeri sıfır olur.
Ya mesela diyelim ki A vektörü 2 birim, B vektörü 3 birim, C vektörü de 5 birim olsun. Eğer A vektörüyle C vektörü aynı yönde, B vektörü 2, 3, bizim C vektörün doğrultusu bunlara eşit, bunlarla zıt yönde ise bunların bileşkesi de 0 olacaktır. Minimum değeri. Değerli arkadaşlar, şimdi problem çözme kısmına baktığımızda burada aynı düzlemde bulunan F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklüklerini sırasıyla 4 ve 8 olarak vermiş. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız diyor. Bu kuvvetlerin bileşkesinin maksimum değeri kaç Newton'dur diyor. İki kuvvetin bileşkesinin maksimum değeri bunlar aynı yönde olduğu zaman ortaya çıkar. Dolayısıyla maksimum değer 12 Newton olacak değerli arkadaşlar. Bu kuvvetlerin bileşkesinin minimum değeri nedir diyor. İkisi zıt yönlü olduğunda ortaya çıkar. Bunun minimum değeri 4 Newton olacak. Bu kuvvetle aynı doğrultuda olmamak şartıyla kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğünün maksimum tam sayı değeri nedir diyor. Şimdi bunlar aynı doğrultuda değilse o zaman bizim bileşik kuvvetimizin girdiği aralık şu olmalı. 8 eksi 4 küçük r 8 artı 4. O zaman en küçük değeri burası 4 verecek. 4'ten büyük olmalı. Burası da 12 verecek. O zaman maksimum değeri tam sayı istediği için 11 olmalı değerli arkadaşlar. Minimum değeri tam sayı istediği için 5 olacak. O zaman burası 11, burası 5 olacak. F1 ve F2 kuvvetlerin başlangıç noktaları bitişik iken arasındaki açı 60 derece olduğunda bileşke nedir diyor. Burada kosinüs teoremini kullanacağım. R kare eşittir. Birincinin karesi 16 artı ikincinin karesi 64 artı 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 1 bölü 2. Bu burayı götürdü değerli arkadaşlar. Şurası 32 geldi. Şurası 80 geldi. Burada R kare eşittir 80. 112 geldi. 80 ile 32'yi toplayacağım. Dolayısıyla daha sonra kare kökünü aldığım zaman 4 kök 5 gelecek burası. Kök 5 değil. 4 kök 7 oluyor. Şurası 80 verdi. 32 ile topladım. 112 verdi. 16 çarpı 7'ye bakıyorum. 112 verecek. O zaman burası 4 kök 7 olacak. Birbirine dik olduğu zaman şurası otomatikman düştü. 80 yapıyor. O da 4 kök 5 yapacak. Aynı düzlemde bulunan 6, 10 ve 12 Newton olan 3 kuvvetten bahsediyor. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız diyor. Bu kuvvetler aynı doğrultuda iken kuvvetlerin bileşkesinin maksimum değeri nedir diyor. Değerli arkadaşlar, kuvvetlerin maksimum değerler bu üçünün toplamı olacak. Üçünün toplamını verdiğimiz zaman 16, 12 daha 28 yapacak. Bu kuvvetler aynı doğrultudayken minimum değeri, minimum en küçük demektir. Mesela 6 ile 10'u aynı yönde alırsak 16, 12'yi zıt yönde alırsak o da 4 Newton verecek. Bu da en küçük değeri. Bu kuvvetlerin bileşkesinin minimum değeri nedir diyor. Bu kuvvetler aynı doğrultudayken kuvvetlerin bileşkesinin minimum değeri nedir? Bu kuvvetlerin bileşkesinin minimum değeri nedir diyor. Şimdi bu üçgen eşitsizliğini sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Ona bakalım.
Eğer üçgen eşitsizliğini sağlıyorsa bu sıfır değerini alacak. Herhangi bir sayı alıyorum. 6'yı alayım. 12 eksi 10 küçük 6 mı? Ona bakıyorum, kontrol ediyorum. Küçük 12 artı 10. Şurası 2'yi veriyor. Şurası 22'yi veriyor. 6 bu kuralı sağlıyor. Diğerleri de sağlıyor. Burası 0 olacak. Bu kuvvetler aynı doğrultuda değil iken bileşkesinin maksimum tam sayı değeri nedir diyor. Benim bileşkemin gireceği aralığa baktığım zaman maksimum değeri 28'di. Benim R değerim de en küçük değeri 4'tü. O zaman maksimum değeri burada aynı doğrultu olmadığı için 27 olacak tam sayı dediği için. Buradaki maksimum değeri de 27 olacak. Şimdi değerli arkadaşlar, kazanım sorusuna geldik. Bir vektörle ilgili bileşkeyi bulmak için bazen kısa metotlar uygulamak gerekiyor. Bazen de görsel olarak vektörler arasındaki ilişkiyi görmek gerekiyor. Şimdi bizim unutmamamız gereken bir durum var değerli arkadaşlar. 60, 90, 120 derece ilişkisini unutmayacağız. Biliyorsunuz 60 iken kök 3 katıydı. Eşit 2 kuvvet için söylüyorum. 90 iken kök 2 katıydı. 120 iken kuvvetlerin kendisine eşit oluyordu. Bunu yakaladığım durumları önce görmem gerekiyor. Önce oraya bakacağım. Böyle bir durum var mı? Mesela şuradaki 5 ile değerli arkadaşlar, şuradaki 5 ile buradaki 5 arasındaki açıya bakıyorum. Şurası 120 derece değerli arkadaşlar. Şu açı 120 derece. O zaman eşit 2 vektör arasındaki açı 120 derece ise şurası da 60 derece ayrıca. O zaman bunların bileşkesi vektörlerin kendisine eşitti. O zaman şu 5 ile şu 5'in bileşkesi 5 olur. Diğer 5'in olduğu doğrultu ve yönde olur. İkisini toplarsam da 10 Newton olur. O zaman benim bileşkemin değeri 10 Newton'dur diyebilirim. Aynı düzlemde bulunan K ve L vektörün büyüklükleri sırasıyla 2 ve 5, 3 ve 5 birimdir diyor. K artı L vektörün büyüklüğü nedir diyor. Değerli arkadaşlar, kosinüs teoremini kullanabiliriz burada. Mesela iki yoldan da yapabilirim ama bu sefer mesela 3, burası 5 olduğu için 3 artı 2 şeklinde parçalayabilirim bunu. Ama bu sefer kök 3 kavramı gelecek. 30 derece gelecek. İşlemi uzatmış olacağım. Onun için burada en kısa yöntem kosinüs teoremini kullanma yöntemi olacak. O zaman kosinüs teoremi kullanıyorum. R kare eşittir. Birincinin karesi 9. İkincinin karesi 25. Artı 1 ve 2'yi çarpıp 2 katını alacağım. 3 ile 5 çarptığında 15. 2 kat 30. Çarpı. Kosinüs 60. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. O zaman şurası 34. Artı 15. Ne yapar değerli arkadaşlar? 45 yapar. 49 yapar, özür dilerim. Bunun bileşkesi de 7 Newton yapar. Üçüncü soruya baktığımda aynı düzlemde bulunan 2 ve 5, 2 ve 6 birim büyüklüğündeki iki vektörün bileşkesi 7 birim olduğuna göre vektörlerin arasındaki açının kosinüsü nedir diyor. O zaman R kare 49, birinci vektörün karesi 4, ikinci vektörün karesi 36 artı 1 ve 2'yi çarp 2 katını alacağım. 24 çarpı kosinüs alfa. Şurası 40 yapar. Bu tarafa geçirdiğimde burası 9 verir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla 9 bölü şurası 9
bölü 20 4 eşittir kosinüs alfa. O da 3 bölü 8 yapar. Buraya 3 ile sadeleşirsem 3. Buraya 3 ile sadeleşirsem 8. 3 bölü 8 yapacak. Dördüncü soruya baktığımda değerli arkadaşlar. 6 ve 8 birim büyüklüğündeki vektörler. Şekil 1'de bileşkesi R1. Şekil 2'deki bileşkesi R2'dir. Açım 0 ile 90 arasında 0 ve 90'ı almamak kaydıyla seçilirse R1 ve R2'nin büyüklükleri hangi aralıkta değerlere eşit olabilir diyor. Şimdi biliyorsunuz böyle bir soruda şu koşul önemli. 0 küçük alfa küçük 90 derece demiş. Şimdi eğer açı 0 olsaydı değerli arkadaşlar, benim bileşken kuvvetler aynı yönde olacaktı. 14 olacaktı. 90 derece olsaydı benim bileşken 6, 10 olacaktı. Şimdi açı 90'dan küçük olduğuna göre o zaman bu değer 10'dan büyük olacak. Açı 0'dan büyük olduğuna göre bu değer 14'ten küçük olacak. O zaman R1 şu aralığı tarayacaktı değerli arkadaşlar. R1 10'dan büyük olacak. 14'ten küçük olacak. R1'in girdiği aralık bu. Şimdi burası alfa. Eğer alfa 0 ise bu iki vektör zıt olacak. O zaman 2. Eğer bu 90 derece ise 10 olacak. Orada da R2 aralığı olacak. O zaman benim R2 2'den büyük olacak. 10'dan küçük olacak. Bileşkenin girdiği aralığı bu şekilde bulabiliriz. Beşinci soruya geliyorum değerli arkadaşlar. Aynı düzlemde bulunan 3 vektör şekildeki gibi tanımlanıyor. L vektörünün büyüklüğü 20 birim olduğuna göre diyor. Bileşke vektör kaç birimdir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bizim K vektörünün ucuna L vektörünü getirip eklediğimizde, bakın L vektörünü, özür dilerim, M vektörünü K vektörünün ucuna getirip yapıştırıyorum bakın. Şu M vektörü. O zaman K ile M'nin toplamı bana L vektörünü veriyor mu? Veriyor. Bir L de kendisi var. O zaman benim bileşkem değerli arkadaşlar, şu bileşken 2 L vektörünü veriyor değerli arkadaşlar. 2 L vektörünü veriyor. L vektörünün değeri kaç? 20. O zaman 2 L vektörünün büyüklüğü de 40 olacak değerli arkadaşlar. Altıncı soruya geldiğimizde değerli arkadaşlar, iki tane vektörümüz var gene. K ve L vektörleri. Tanımlanan düzlemin birim karelerden oluştuğunu görmekteyiz. K ve L vektörlerinin toplamı kaç birimdir diyor. Şimdi gene iki vektörümüzü uç uca ekliyoruz değerli arkadaşlar. K'nın ucuna L'yi ekliyorum. Toplam L'nin ucuna K'yı ekledim. Toplam vektör şu. O zaman toplam vektörümün X bileşeni 3, Y bileşeni 3. O zaman benim bileşke vektörüm de 3 kök 2 olacak. Bileşke vektörüm 3 kök 2 birim olmuş olacak. Yedinci soruya geliyorum değerli arkadaşlar. Aynı düzlemde bulunan K, L, M, N vektörleri şekildeki gibidir diyor. Burada K artı L artı N vektörü eksi M vektörünün büyüklüğü nedir diyor. Bunları kısa yoldan şöyle yapabiliyorduk değerli arkadaşlar. K vektörü, L vektörü, N vektörü, eksi M vektörü şeklinde yazabilirim. K vektörünün X bileşenini yazıyorum. 2. Y bileşenini yazıyorum. 3. 2'ye 3. L vektörünün X bileşeni 2. Y bileşeni 0. N vektörünün X bileşeni 2, Y bileşeni eksi 1. M vektörüne bakıyorum. X'i 2, Y'si 2 ama eksi olduğu için eksi 2'ye
eksi 2. Bunları topluyorum değerli arkadaşlar. 2, 2'yi götürdü. Burası 4 geldi. X bileşeni burada 4 birim yaptı değerli arkadaşlar. Şunlara bakıyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 yaptı. Artı 3 de topladığımda burası da 0 yapıyor. Demek ki benim toplam vektörüm 4 birim olacak. 8. soruya bakıyorum değerli arkadaşlar. Birim karelere bölünmüş koordinat düzlemindeki K ve L vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü R. Bileşke vektörünün L vektörüyle yaptığı açıda teta'dır diyor. O zaman benim K ve L'nin bileşkesi dediğim, bakın burada L vektörünü K'nın ucuna eklersem L vektörü şu. Benim bileşkem de şu. Şu da benim bileşke vektörüm. O zaman bileşke vektörle L vektörünün yaptığı açı da şu. Teta açısı da şu. Burası da benim teta açı. L'nin büyüklüğü düzgün olarak L'nin büyüklüğü doğrultusu değiştirmeden düzgün olarak arttırıldığında R'nin büyüklüğü ve teta açısının büyüklüğü nasıl değişir diyor. Değerli arkadaşlar. Önce L'yi düzgün olarak arttıralım. Şimdi benim bileşke vektörüm kök 5 birim. Mesela L'yi 3 birime getirin. L 3 birim olsun. L'yi 3 birim yaptığımda bakın bileşkemin değeri azaldı. Açı değerim de küçüldü bakın. Açı değeri şuyken, açı değerim buyken, açı değerim, bunu kalemle göstereyim değerli arkadaşlar. Hatta renkli göstereyim. Benim alfa açım buydu ilk durumda. Şimdi alfa açım 90 derece oldu. Alfa açısı azaldı bak. Şimdi bileşkemi yorumluyorum. L'yi daha çok arttırıyorum. Bakın L'yi arttırdım. Şuraya getirdim varsayın. O zaman bileşke bu. O zaman bileşke önce azalıyor sonra artıyor. Ama teta açısı sürekli azalıyor. O zaman burada vereceğimiz yanıt şu olacak. R önce azalır. Sonra artar. Teta ise sürekli azalır. Devam edelim değerli arkadaşlar. Aynı düzlemde bulunan K ve L vektörlerinin büyüklükleri sırasıyla 3 birim ve 6 birimdir diyor. Buna göre K artı L vektörünün büyüklüğü kaç birimdir diyor. Tabii ki kosinüs teoremini burada kullanmak mümkün olabilir. Ama dikkat ederseniz şu vektörü şöyle atsam ne olur? 3 birim artı 3 birim atsam ne olur diye düşünüyorum. Şu 3 ile şu 3 eşit aradaki açı 120 derece. Dolayısıyla bileşkesi 3'e eşit olacak. Şurası 60. Burası 60 olacak. Şimdi iki vektörüm var. Bu 3 ve bu 3. Şimdi eşit iki vektör arasındaki açı 60 derece ise bileşke bunun kök 3 katıydı. O zaman derim ki R 3 kök 3 büyüklüğünde. Ve bileşkesi de şu yönde olur. Burası 30, burası 30 olarak paylaşır. Demek ki bileşke 3 kök 3 olacak. Değerli arkadaşlar 10. soruya geldik. Kare ölçekli yatay düzlemde bulunan noktasal bir cisme F1 ve F2 kuvvetleri belirtilen doğrultularda uygulandığında cisim D doğrultusu boyunca harekete geçmektedir. Cisme etki eden bileşke kuvvetinin büyüklüğü R olduğuna göre hangi yargılar doğrudur diyor. Şimdi gene vektörleri uç uca eklediğimde bileşkenin D doğrultusu üzerinde olmasını sağlayacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, bileşkenin D doğrultusu üzerinde olabilmesi için hemen dikkat çekiliyorum bakın. Ben F1'in büyüklüğünü şöyle alsam, F2'nin büyüklüğünü de şöyle alırsam bakın.
F2'nin büyüklüğünü de şöyle alırsan. F1'in büyüklüğünü şöyle aldım. F2'nin büyüklüğünü de şöyle alırsan. Dikkat edin. Bileşken bu. Bu. O zaman bu R. Bu F2. Şu F2. Şu da F1. O zaman dikkat ediyorum. Kök 5 F1. Bileşke de kök 5. F2 kök 10. O zaman F2 büyük olacak. F1 R'ye eşit olacak. O zaman R F1'e eşit. F2 R'den büyük. F1 R'den büyük diyor. 3 yanlış. 1 ve 2 doğru olacak. Evet, öbür soruya geçeceğim. 11. soruya baktığımda şekilde verilen aynı düzlemdeki 3 kuvvetin bileşkesi kaç Newton'dur diyor. Gene hemen şurada şu özelliği bakın burası 120 derece. Şunu 3 artı 1 göstersem. Neden? Şu 1 ile şu 1 aradaki açı 120 derece olduğu için bu yönde 1 yapar. 1 ile 7 zıt yönlü. O zaman aşağı yönde 6 yapar. Şurada 3 kaldı. 3'ü de şöyle göstereyim değerli arkadaşlar. Aradaki açı 120 derece. Burası 3. Burası 3 artı 4 diyeyim. Şey, 3 artı 3 diyeceğim. Özür dilerim. Şimdi şu 3 ile şu 3 120 derece olduğu için bileşkesi 3. Burası 60 derece. Bu kalan 3 ile bu 3 aradaki açı 60 derece. 3 kök 3 olacak değerli arkadaşlar. O zaman bileşken benim 3 kök 3'ü vermiş olacak. On ikinci soruya geldiğimde değerli arkadaşlar. Birim karelere bölünmüş şekildeki düzlemde O noktasında F1, F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Kuvvetlerin bileşkeleri R1, R2, R3 aşağıdaki gibidir diyor. R1 F1 artı F2'nin bileşkesi. R2 F1 eksi F2'nin bileşkesi. R3 F2 eksi F1'in bileşkesi. Buna göre yukarıdakilerden hangisi doğrudur diyor. R1 ve R2 vektörleri birbirine dikler. Değerli arkadaşlar. Eşit iki vektörün F1 ve F2'nin büyüklüklerine bakıyoruz. Eşit. Eşit iki vektörün toplamı olan vektörle farkı olan vektör birbirine diktir. Bir daha söylüyorum. Eşit olan iki vektörün farkı ile elde edilen vektör toplamı ile elde edilen vektöre diktir. Dolayısıyla birinci öncül doğru. R1 ve R2 vektörleri birbirine diktir. Birinci öncülümüz doğru değerli arkadaşlar. İkincisi R2 R3'e eşittir diyor. Şimdi R2 R3'e eşit değil. R2 R3'ün tersi vektördür. Neden? Şunu şöyle düzenleriz bakın. Şunu şu şekilde düzenleriz. F2 eksi F1 eşittir. Eksi
R2. Şu şekilde yaparız. Dolayısıyla bu iki vektör birbirine eşit değil, birbirinin tersi olacak değerli arkadaşlar. Üçüncüye geliyorum. R1'in büyüklüğü R3'ün büyüklüğüne eşittir diyor. Bu da doğru değil. Neden? R3 şu. R3 ne diyor? F2 eksi F1 diyor. O zaman iki vektörün farkını bulurken başlangıç noktasını çakıştırıyorduk. Fark vektör pozitif vektörü gösterecek yönde çiziliyordu. Şu bizim fark vektörümüz. Ama toplama baktığımız zaman değerli arkadaşlar toplam şu. F2'yi buraya getirdim. Benim toplamım bu. Şu vektör olan fark vektör. Şu da toplam vektör. Bu x birbirine eşit değil büyüklük olarak. Dolayısıyla 3 ifadesi yanlış. 13. soruya geçtim değerli arkadaşlar. Koordinat düzleminde F1, F2, F3, F4 kuvvetleri şekildeki gibidir diyor. Bileşkesi nedir diyor. Burada baktığımız zaman teta açılarına baktığımız zaman toplamı 360 yapacak. O zaman teta burada 30 derece gelir değerli arkadaşlar. Şimdi şu ikisine baktığım zaman şurası 60 derece değerli arkadaşlar. 30-30-60 yapar. Dolayısıyla eşit iki kuvvet arasındaki açı 60 ise kök 3 katına eşit olacaktı. O zaman 2 kök 3 çarpı burası 6 verecek. Şu ikisi 6 verdi. Bunlar gitti. Burası 120 derece. 8-8-8 yapacak. Burası da 8. Burası yazdım. Buraya gitti. 6 ile 8'i 2 olarak şöyle gösterdim. Burası gitti. O zaman benim bileşke vektörüm 2 olacak. Sağa doğru 2 birim olacak. Son örneğimize geldik değerli arkadaşlar. 14. örnekteyiz. Aynı düzlemde bulunan F1 ve F2 kuvvetlerin bileşkesi R'dir diyor. Bunlar arasındaki ilişki nedir diyor büyüklük ilişkisi. Değerli arkadaşlar F2'yi getirip F1'e birleştir. Şu şekilde. R vektörünü elde ettim. Şurası 50 derece olduğu için burası da 50 derece olacak. O zaman şurası 40 derece olacak. Üçgenlerin kenar uzunlukları biliyorsunuz gördüğü açılarla doğru orantılıdır. O zaman 90 F2'yi gördüğüne göre F2 büyük. 50 F1'i gördüğüne göre F1 büyük. 40 R'yi gördüğüne göre R en küçük olacak. O zaman F2 F1'den büyük. F1 de R'den büyük olacak derim. Sevgili gençler yorumlarınızı Instagram çap adresinden, çap Instagram adresinde ya da Süleyman Özmen fizik adresinden yapabilirsiniz. Görüşürüz. Hepinizi kucaklıyorum. Bizi izlemeye devam edin. Soruları çözerken farklı metotlar kullanmaya çalışıyoruz. Farklı teknikler kullanmaya çalışıyoruz. Konu özelliğine göre bunları sürdürmeye devam edeceğiz. Hepinizi